Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Episode Shadow of Water oynayacağız ama aslında Episode Shadow of Water oynamayacağız. Neden? Çünkü ilk önce White Jungle bölümünü oynayacağız. İki bölüm haline ayırmışlar. Ve biz ilk önce tabii ki de Sonic kısmından oynuyor olacağız oyunu. Tekrardan bir seçeyim de. Çünkü geçen bir ara tıkladıydım Shadow'a girseydi. Bu arada şöyle mouse'umu da çekeyim. İyice güzel güzel görün. Hiçbir sıkıntı olmadan. Efendim oyunu gayet güzel yapmışlar. Birazcık oynadım, tadına baktım oyunun. Ve şunu söyleyebilirim ki iki karakterde, yani hem Sonic'te de hem Shadow'da da. Doğru, Sonic'te zaten birçok oyun oynadık. Yani Sonic'in ana karakteri oldu ve Sonic'i oynadığımız birçok oyun oynadık. Ama Shadow'la adam akıllı bir Shadow zevkini yakalayamamıştık sonunda. Yani direkt yine birbirinin aynısıydı. Bir farklı olarak Shadow'un Chaos şeyi vardı galiba, neydi? Chaos kontrolü vardı. Onun dışında hiçbir şey farklı değildi. Ama bu sefer farklı. Bu sefer Shadow'u bambaşka bir seviyeye çıkartmışlar ve yani bu hani bizim Shadow'un oyunu vardı ya, Shadow the Hedgehog şeklinde bir oyunu vardı. 2006'da çıkan galiba. 2006'da mı 2004'te mi? Kaçta çıktı bilmiyorum. Kaçta çıktı lan? Bilmiyorum ya. 2000'li bir zamanda çıktı. 2005 olabilir, 2006 olabilir. 2006 değildir, 2005'tir yüksek ihtimalle. Neyse. O kadar da önemli değil. O zaman çıkan ve bu birçok kişinin pek fazla sevmediği o Shadow oyunu. Yani sadece hikayesi yüzünden sevdiği ve onun dışındaki diğer hani mekanik olarak en azından pek de fazla bir şey katmayan oyuna. O oyun yerine şu anda bunun gibi bir şey çıksaydı yüksek ihtimalle millet çıldırırdı o Shadow oyunu için ve hepsi de oynardı diye düşünüyorum. Tabi bu şart, o şartlarda onun gibi bir Shadow tasarlamak daha zordu hani görüntü kalitesi, ama en azından mekanik bakımından çok kaliteli bir Shadow olmuş. Arada bir esnedim, böyle bir nefes boşluğu yaşadım orada, kusura bakmayın. Efendim biz ilk önce Sonic kısmından bahsedelim, daha sonrasında ikinci partında bu videonun Shadow'u incelediğimiz kısmında Shadow'u da göreceğiz bol bol. Bu arada şunu söyleyebilirim ki ilk önce direkt White Jungle paketine indirirseniz, yani sadece White Jungle'ın bulunduğu pakete indirirseniz, bilgisayarınız kötüyse belki birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani oyun kasabilir çok fazla, ki şu anda da benim de yine kasıyor ama en azından oynanacak bir kadar kasıyor. Yani oyun kalitesini pek fazla etkilemeden ufak bir kasmaya sahip şu anda. Onun dışında şu anda yani birazcık daha optimize oyun, öyle söyleyebilirim. Birazcık daha düşük sistemle oynayabilirsiniz. Yani diğer oyunu oynayamadıysanız White Jungle'ı kastından falan dolayı bunu bir deneyebilirsiniz, öyle söyleyebilirim. Şu anda çünkü daha optimize ve daha güzel en azından. Bir de White Jungle kısmında galiba şeyler, cutscene'ler yoktu. Buna ufak cutscene'ler de eklenmiş gördüğünüz gibi. Ama şöyle söyleyebilirim ki yani yine adamlar yapacağını yapmış. Gayet kaliteli oyun. Hani gerek görüntü bakımından olsun, gerek diğer şeyler bakımından olsun, mekanikler bakımından olsun. Her şey olması gerektiği gibi yani. Bence artık Sega'nın da bir şeyleri düşünüp böyle bir ölçüp biçip şuna benzer bir oyun çıkartması lazım yani artık. Çünkü yani fanlar artık bunun gibi kaliteli şeyleri yapabiliyorsa, yani altında koskoca stüdyoları olan, efendim yüksek miktarda parası olan bir stüdyodan çok çok daha fazla şeyin gelmesi lazım bence. Gidip bize Sonic Forces veriyorlar. Aha, düştük. Oradan kaçış yoktu, direkt aşağı atladım bari. Dediğim gibi yani o kadar fazla parası var ve bu arada bizim bahsettiğimiz hani böyle işte içerik gelecek, bilmem ne bir şey içeriye gelecek, acaba ne gelecek falan diye düşünüp böyle hani fragman mı lan acaba falan diye düşündüğümüz, yeni oyun mu geliyor onu mu duyuracaklar falan diye düşündüğümüz hafta geldi çattı. Ama efendim orada siteye tekrardan girerseniz ki onu incelediğim bir video daha yapacağım tabi zamanı gelince. Eğer ki siteye girip İndir tuşuna basarsanız oradaki size bir RAR dosyası veriyor. Sony'ye özel.
Horror dosyasını açtığınızda çok harika şeyler buluyorsunuz, emin olun. Yani diyorsunuz ki işte bu ya, hani Sega'nın 60. yılı ve işte maskotuna özel yapacağı şeyi yapmış işte Sega falan diye böyle bir düşünceye giriyorsunuz. Horror dosyasının içerisinden çıkan 5 tane falan şey var. Hemen hepsini sayıyorum. Efendim, birincisi muazzam 400x400'lük, yani 400x400'lük HD bile olmayan bir Sonic Wallpaper'ı alıyorsunuz. İkincisi yine düşük çözünürlükte bir sosyal medya banner'ı alıyorsunuz. Ve daha bitti mi? Bitmez. Son olarak ise 3 adet Sonic Mania ikonu olan şeyler. Neydi onun ismi? Sonic Mania karakterlerinin olduğu, işte Sonic, Tails ve Knuckles'ın olduğu harika profil ikonları alıyorsunuz bir de. Yani böyle şeyleri gördüğümde ben hani böyle büyük bir şey bekliyordum cidden. Hani bir şey ağır ağır indir filan. Acaba böyle ekstra bir video filan tarzı bir şey mi yaptılar? İçine mi koydular bir şey mi? Sürpriz yaptılar filan tarzı böyle bakarken indir tuşuna bastığım gibi maalesef böyle bir kötü oldum. Yani bir üzüldüm içten içe. Onu söyleyebilirim. Yani çok fazla şey bekledik de olabilir kesinlikle. Yani çok büyük bir şey bekledik de olabilir ama birkaç kısmı yere baktıktan sonra şöyle şeyler de duydum. Yani sadece bekleyin diyorlardı. Daha hafta bitmedi. İşte diğer oyunlarda hafta bitmeden bir iki etkinlik tarzı bir şeyler yapmışlar. Sonic için de bunlar gelebilir diye söyleniyor. Hani beklemekten başka çaremiz yok. Yani şu anda bunu gördüğümde dedim yani oğlum dalga mı geçiyorsunuz siz lan dedim ben. Yani millet ne bekliyor, siz ne veriyorsunuz filan tarzı muhabbetler ortaya çıktı. Yani ne bileyim, uğraşmak mı istemiyorlar yoksa böyle bir artık bu seriye olan inançları mı bitti bilmiyorum ama dediğim gibi bir tık şu anda durumlar kötü yani şey için, Sonic ve Sega için. Doğru, Sega için durumlar kötü değil de Sonic için çok kötü yani. Sonic Team için şu anda durumlar bayağı kötü. Yani uzun bir süre herhalde adam akıllı sadece oynayabileceğimiz Sonic oyunu yüksek ihtimalle fan oyunları olacak bunun gibi. Yani sağ olsun onlar da yapmasa oynayamayacağız. Adam akıllı. Bu arada uzun zamandan beri adam akıllı video da atamıyorum. Normalde benim çok düzgün yaptığım bir düzen vardı. Ve o düzene uyarak videolar atmayı düşünüyordum. Ama işte dediğim gibi ne derler ona? Evdeki hesap pazara uymaz dedikleri muhabbet ortaya çıkıyor. Ve işte sınavlar olsun, bilmem neler olsun. Bunun gibi ufak tefek şeyler yüzünden. Hani pek fazla zaman ayıramıyorum. Pixelmon'da ben galiba onu, Pixelmon bölümlerini bayağı bir stokladım. Hatta şeyde filan hala yüklü, YouTube'a yüklü bir sürü daha stok videom var. O yüzden onları atmak daha kolay geliyor. Yani çok çok önceden çektiğim için, bayağı bir stokta yaptığım için Pixelmon'da kolay geliyor. Yani direkt atmak tak tak hızlı hızlı. Hadi be. Ulan ya. Şuradan boostumuzu tazeleyip bir kere daha deneyelim oraya. Niye gitmiyor bu ya? Hah. Hepsini teker teker aldık orada. Düzgün pozisyonlayamadık herhalde kendimizi. Normalde güzel bir Devil May Cry serisiyle falan devam etmek istiyordum ama ay iyice düştük. Oh öyle hadi. Bayağı bir uçtuk ha. Bu arada diğer Sonic oyunlarına alıştıysanız eğer fiziklerine, bu oyuna hani ve
İlk oynayacağınız şey ise eğer ki Infinity Engine ise, dediğim gibi pek fazla şey yapamayabilirsiniz, alışamayabilirsiniz. Özellikle mesela şuradan şuraya normal oyunda atlayamazsınız. Normal bir oyunda atlayamazsınız ama bu oyunda rahat bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Çünkü cidden çok kaygan fizikleri var. Şimdi oyunun sıkıntıları da var tabii ki de. Nedir o? Birincisi bütün kontrolün bizde olması büyük bir sıkıntı. Normalde aslında bu bir sıkıntı değil, biliyorsunuz. Ama hani aşırı hareketliyiz bildiğiniz üzere. Ve aşırı hareketli olduğumuz için de maalesef ki gördüğünüz gibi belli başlı şeyleri kaçırabiliyoruz. Hani Sonic'i kontrol etmek çok kolay bir şey değil. Özellikle kameranın ve bütün yükün bizim omuzlarımızda olduğu bir oyunda. Bu yüzden birazcık alışmak gerekiyor. Yani ne kadar oynasam da Sonic Infinity Engine'i maalesef ki şey yapamıyorum. Tam bir düzene oturtturamıyorum kendimi. Çünkü her seferinde hani haritaya da alışmam gerekiyor çok fazla bir şekilde. Ve girdiğiniz gibi tam bir yol yok. Yani bu adamların yaptığı haritalarda tamamen bir yol var diyemeyiz. Öyle söyleyeyim. Her şey daha çok bir şeye oturtulmuş bir şey biçimde. Ne derler ona? Birazcık daha keşfederek git yollara ve birkaç tane farklı yol var. Doğrusu bu olması gereken şey aslında ama işte alışkan olmadığımız için sıkıntı çıkartıyor bize karşı. En azından oynarken böyle nereye gideceğim, ulan buradan şey mi yapacağım falan diye böyle bir bakmanız gerekiyor. Ama bu işte hem avantaj hem dezavantaj, öyle söyleyebilirim. Yani hem daha fazla özgür hissediyorsunuz şeylere göre, kesinlikle çok daha fazla özgür hissediyorsunuz. Diğer Sonic oyunlarına göre oynarken en azından. Ama daha uğraşmanız gerekiyor. Birazcık daha efor sarf etmeniz gerekiyor bu oyunu oynarken. Çünkü dediğim gibi kamerayı hareket ettir, işte karakteri yavaşlatacak mısın, işte zıplatacak mısın, ne yapacaksın, anlık karar ver falan tarzı şeyleri daha fazla yapmanız lazım diğer Sonic oyunlarına nazaran. Oy oy oy. Bir an düşüyor zannettim, aman. Yani şimdi en sinir olduğum yerlerden bir tanesi geliyor da. Çok sıkıntılı bir yer yapmışlar ve dediğim gibi side sisteme kurban olayım diyeceğiniz bir yer, yani öyle söyleyeyim. Normalde birçok side step çıktığından beri pek fazla böyle hani çok düz yollarda gidiyoruz artık. Resmen bir mobil oyuna döndü oyun. Ama şu anda onu diyebileceğiniz, hani ulan side step'e kurban olayım diyebileceğiniz bir yer geliyor. Burada bütün kontrol sizde arkadaşlar. Ve aha da yaptık, tamam, güzel. Tek seferde yapmamız çok güzel. Normalde orası öyle sıkıntılı bir yer ki. Yani bir an dedim yani ulan dedim, demek ki side step bu yüzden var. Evet. Yoruyor yani. Oyun oynarken yoruyor, öyle söyleyebilirim. Yani diğer oyunlara nazaran, diğer Sonic oyunlarına nazaran en azından oyunu oynadığınızda yorulduğunuzu ve kendinizi kastığınızı hissediyorsunuz. Çünkü hata yaparsanız en aşağı düşüyorsunuz. Hani en azından diğer Sonic oyunlarında şöyle bir şey düşünüyorsunuz kendinizce. Ulan hani ölsem de zaten checkpoint'ten başlayacağım. Bu arada burada donmuş olabilir şu anda benim ekranım. Bu konuda kusura bakmayın. Burayı neden şey yapamıyorum bilmiyorum ama eğer ki donarsa yüksek ihtimalle buraları ekstra bir şeyle falan ya da internetten bulduğum bu sahnenin şeyiyle yüksek ihtimal keseceğim. Çünkü şu anda kodlama aşırı yüklendi diye bir hata veriyor. OBS. Bunun düzelecek mi düzelmeyecek mi ama. Ah, öldük. Tails, get over here. The tree's flooding.
Ya umarım sıkıntı çıkartmamıştır ama şu anda düzeldi gibi galiba. Hayır hayır hayır. Kesmemiş de olabilirim arkadaşlar, bilmiyorum. Hani en azından görün, sizde öyle bir hata ortaya çıkabilir filan. Eğer videosunu filan çekmek istiyorsanız tabi. Aa doğru. Oğlum bayağı iyi yapmışlar ya. Bu bölümü birazcık daha sevdim diğerlerine göre. Çünkü en azından gideceğim yol belli. Olay budur ya arkadaşlar. Olay harbiden budur yani. Şu anda gördüğüm cidden en kaliteli oyunlardan bir tanesi şu anda. Yani şu anda yüksek ihtimal zirvelerden bir tanesini oynuyoruz. Yani şu anda Sony'in gelebileceği en düzgün, en rahat nokta bu. Yine bu arada yüksek ihtimalle cutscene'lerde bir sıkıntı var. Cutscene'lerde bir sıkıntı çıkıyor. Artta ben uyarıyı görüyorum burada. Kodlama aşırı yüklendi diye bir sıkıntı çıkıyor. Ekran kartımdan verdiğim için gücü birazcık sıkıntı yaratabiliyor gördüğünüz gibi. Ufak tefek bazen kasıntılar ortaya çıkabilir yüksek ihtimalle videoda. Efendim Sonic kısmı buraya kadardı. Bir dahaki bölümde Shadow kısmını oynayacağız. Eğer dediğim gibi ben şey yapamazsam yüksek ihtimalle internetten şeylerini bulup cutscene'lerin normal hallerini bulup onları oraya yamalamaya çalışacağım. O yüzden ses daha farklı gelebilir, ses daha değişebilir. Haberiniz olsun bu konu hakkında. Ya da görüntü daha farklı gözükebilir. O şu anda ilk gördüğünüz görüntüden. Bir dahaki bölümde de Shadow'la oynayacağız zaten. Burada da durduruyorum arkadaşlar. Buradan sonrasında gördüğünüz gibi zaten Shadow geliyor. Buradan sonrasında Shadow'la oynayacağımız bir bölüm olacak. Ve Shadow'un cidden çok güzel şeyleri var. Onu söyleyebilirim yani. Onu kesinlikle izlemeniz lazım. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyorum ben şimdilik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.